Merhaba sevgili seyirciler. Hepinizi Tarih Söyleşileri programından, TRT2 ekranlarından en içten, en samimi, en sıcak duygularla selamlıyoruz. Bugünkü Tarih Söyleşileri programında tarihi ama tarihten bugüne ve geleceğe fonksiyonunu, faydasını, etkisini hep devam ettirecek. Paylaşmanın, yardımlaşmanın, dostluğun, bir garibin, bir fakirin, bir öksüzün, bir yetimin duasını alan bir kurumu konuşacağız vakıfları ve ağırlıklı olarak vakıflar içinde hanım ve vakıf ilişkisini vakıf kuran hanımları ve bu bu vakıfların ne faaliyet gösterdiğini ve bir de yaşadığımız günlerin de etkisiyle vakıf sağlık ilişkisini ele alacağız Tahsin Özcanlı hoş geldiniz Tahsin Bey. Hoş bulduk Coşkun Bey. İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum. Ee, bu fırsatı verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Misafirle. Ee... Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bugünlerde kalktınız, geldiniz, stüdyoda misafirimiz oldunuz ve son derece önemli bir kurumla, tarihi Vakıf Kurumu ile ilgili tarihten bugüne fonksiyonunu anlatan belki seyircilerimiz ya vakıf bizim çok aşina olduğumuz bir konu diyecekler ama eğer programı sabırla izlerlerse vakfa dair aslında pek çok iyi yeni bilgileri öğrenecekleri bir program olacak. Pek çok farklı ve fonksiyonlu. Biz teşekkür ediyoruz. Geldiniz. <laughs> Sağ ol. Şimdi sevgili seyirciler Tahsin Özcan aslında uzun yıllardır vakıf üzerine çalışan bir arkadaşımız, bir hocamız. Vakıf medeniyeti ve para vakıfları konulu bir kitabı var. Yani pek çok yayını var da burada yanımızda olan ben iki tanesini sizlere göndereceğim. Yine Osmanlı Para Vakıfları Kanuni Dönemi Üsküdar Örneği diye vakıf alanda çıkan iki kitabı var. Bunun dışında başka makale, tebliğ ve yayınları da bulunuyor. Bu Para Vakıfları Üsküdar Örneği doktora teziniz miydi? Evet, doktora tezi. Peki bu şey e, fetvalar ışığında Osmanlı esnafı. E, o da doçentlik için hazırladığım e, bir çalışma. Evet, çalışmaya devam ediyorsunuz ama. E, elbette. Emeklilik yok. Emeklilik mezara kadar. Bugünler herhalde çalışma konusunda sizi daha da bir motive etmiştir. Evden çıkmadan, evde hayat var deyip iyice kitapların, dergilerin, araştırmaların, belgelerin içine girmişsinizdir sanıyorum. Tabii fırsat buldukça, imkan oldukça çalışmaları sürdürüyoruz. Bugünün şartları tabii olağanüstü. Tarihin olağanüstü bir döneminden geçiyoruz. Daha önce karşılaşmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Tabii biz karşılaşmadık ama tarihte bunun pek çok örneği var. Biraz sonra belki tekrar yeri gelince değiniriz. E, tabii bu şartlarda imkanları olduğunca çalışmalarımızı sürdürmeye gayret ediyoruz. E, vakıf konusu e, tabii benim ağırlıklı olarak çalışma konum. E, ben yüksek lisansımdan bu yana çalışıyorum. E, Neredeyse vakıf konusunu çalışıyorum. Kaç yıldır Ve, yaklaşık? E, yaklaşık e, 25-30 yıla yaklaştı. Peki, 30 yıldır vakıf konusunu çalışan bir insan olarak, yani iyice e, bu işin hemen hemen her tarafına eğilmiş bir insan olarak baktığınızda, ki vakıf sadece İslam medeniyetine ya da Osmanlılara ya da Türkler'e has bir kurum değil değil mi? E, elbette. Dünyada farklı Dünyada, örnekleri var. Tabii. Fakat bizim vakıf medeniyeti diyoruz, vakıf kültürü diyoruz. Bizim Türklerin, Müslüman Türklerin ya da Müslümanların vakıf medeniyetini, vakıf anlayışını, vakıf alandaki kurumlaşmasını, örgütlenmesini dünya vakıf sistemi içerisinde nereye oturtuyorsun? Ya yani, bu kaysa yaptığımızda nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalıyoruz? Şimdi bunu iki farklı açıdan değerlendirmek lazım. Bir tarihteki durum bir de bugünkü durum. Tarihte Siz baktığımız zaman birleştirerek özetlerseniz memnun olurum. E, tarihte tabii bu konuda en güzel uygulamayı Müslümanlar yapmış. E, Müslümanların dışında çok fazla örnek yok aslında. öyle e, mi? Müslümanlardan görerek belki bazı diğer medeniyetler de bunu taklit ederek bir şeyler yapmışlar ama vakıf kurumları. Müslümanlara mı ait vakıflar? E, uygulama olarak e, İslam'ın sadaka anlayışıyla da örtüştüğü için Müslümanlar bunu yaygın bir kurum haline dönüştürmüş. Hayır yapma, sadaka yapma, başkalarına yardım etme, paylaşım kültürü, İslam'ın getirdiği paylaşım kültürü, vakıf kurumuna hayatiyet kazandıran bir anlayış olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bunun en güzel uygulamalarını biz İslam dünyasında görebiliyoruz. Bu noktada Osmanlı dönemi de, çok daha fazla öne çıkan bir dönem İslam tarihinde. İslam tarihi içerisinde Osmanlı döneminde bir e, insan e, doğumundan vefatına kadar, hatta vefatından sonrasına kadar e, vakıfla iç içe yaşıyor. E, i̇şte vakıf hastanede doğuyor, vakıf e, evde ikamet ediyor, vakıf medrese'de mektepte eğitim görüyor, vakıf çarşıda e, ticaret yapıyor, zenatını icra ediyor, vakıf camide ibadetini yapıyor. E, Vefat ettiği zaman da vakıf tabuta konulup vakıf mezarlıkta defnediliyor. Yani bütün hayatın bütün aşamalarında Osmanlı döneminde insanların hayatının her safhasında biz vakıfla bir, iç içe bir durum görüyoruz. Bu kadar yaygın etkisi. Elbette. Peki vakıf nedir? Vakıf nedir? Türler hizmetlerine der konunun ana çerçevesine dair sizden kısa bir özet bilgi alalım ki izleyicilerimiz aslında hangi konu üzerinde konuşacağımızı ana mahiyetiyle bir öğrenmiş olsunlar. Tabii vakıfla ilgili klasik tarifler var ama burada onlara girmeden ben şöyle daha net bugünün insanına da hitap eden bir kısa tarif yapayım. Vallahi çok doğru yaparsın çünkü hep hocalarla zaman zaman <laughs> diyorum ki hocam üniversitede sınıfta amfide ders anlatmıyoruz ben de anlatıyorum. Bir televizyon programı yapıyoruz diyorum. Böyle şakalaşıyoruz. Gerçi şu haberler de gelmeye başladı Tahsin Hocam. Bu da bizim program için çok mutlu bir şey. Bazı e, rektörler, hocalar arıyorlar. Tarih söyleşilerini biz uzaktan eğitimde yaygınlaştı ya. Öğrencilerimize evet. ders kaynak malzeme olarak tavsiye ediyoruz e, diyorlar. Benim de bu söylemi biraz zora sokuyorlar. Ya şu sınıftan çıkalım söylemin. Bu zaman ikisini birleştirelim demeye başlayacağız galiba. Ee, şöyle e, ifade edelim vakıf dediğimiz kurum insanların sahip oldukları serveti tasarrufları gönüllü bir şekilde herhangi bir zorlama olmaksızın gönüllü bir şekilde e, ve e, insanların ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmete dönüştüren bir kurumsal yapı bunun adına biz vakıf diyoruz ee, bunun bir başka e, şekildeki ifadesi kar amacı gütmeksizin e, hayri ve e, sosyal hizmetleri organize ve finanse eden, e, buradaki sürekliliği sağlayan bir altyapı. Bunun adına biz vakıf diyoruz. E, bizde e, ilk vakıf Hazreti Peygamber döneminde mi başlıyor? E, Hazreti Peygamber'in e, vakıf yaptığına dair e, örnekler var. E, Hayber'deki fedek arazisi e, konusunda bu tür rivayetler söz konusu ve Hazreti Peygamber'den itibaren günümüze kadar ismini bildiğimiz bilmediğimiz pek çok insan ashab-ı kiramdan, devlet adamlarından, ilim adamlarından, askerlerden pek çok insan vakıf kurmuş toplumuna faydalı olmaya yönelik bir takım hizmetleri finanse etmiştir. Peki vakıflar neleri finans ediyor? Ne tür hizmetler Ondan yapıyor? Ondan önce bir şey soracağım. Hep dikkatimi çekiyor. Vakıf kurmuştur deyince işte devlet adamı, asker, bürokrat dedik ama sade vatandaş, Elbette. esnaf, ev hanımlarının vakıf tarihinde bir yeri, bir rolü yok mu? Elbette. Tabii daha çok öne çıkanlar büyük vakıflar veya çok uzun asırlar dedim. boyunca hizmet eden vakıflar. Bunlar dikkatimizi çekiyor ama bunun ötesinde de e, tarihi kaynaklara baktığımız zaman e, sayıları belki yüz binlerle ifade edilebilecek vakıflardan bahsedebiliriz. E, bu sıradan vatandaş kimsesi yok, e, yaşlı bir hanım veya bey e, oturduğu evinden başka bir şey yok. Bunu vefat ederken bir vasiyet yapıyor diyor ki e, bu ev vakıf olsun, e, mahallenin şu ihtiyacına harcansın. Veya şehrin şu ihtiyacını harcansın. Dolayısıyla bu şekilde sayıları yüzbinlerle ifade edilen vakıflardan bahsedebiliriz. Ee, İstanbul'a ait vakıf tahrir defterleri var elimizde. 16. yüzyıldan. Burada e, gördüğümüz örnekler her mahallede neredeyse 30-40 ortalama, 30-40 civarında vakıf örneği var. Yani küçük bir mahalle düşünün, mahalle ölçeğinde 30-40 tane vakıf var. Bu vakıfları kimler kurmuş? İşte o mahallede yaşayan insanlar kuruyor. Ee, bir şekilde mahallenin bir ihtiyacı ortaya çıkıyor. Su ihtiyacı var, çeşme yaptırıyor. Ee, mescit ihtiyacı var, mescit yaptırıyor. Ee, mahallenin kaldırımlarının tamire ihtiyacı var. Sokağın e, bakıma ihtiyacı var. Bunlarla ilgili vakıflar kurulmuş. Mahallenin e, muhtaç e, insanları, yetimler, dullar, yaşlılar, hastalar, e, engelli insanlar... Bunların ihtiyaçları için vakıflar kurulmuş. Dolayısıyla... E, doğrudan ihtiyacın yerinde tespit edildiği ve doğrudan karşılandığı bir sistemden bahsediyoruz aslında bizim bugün gördüğümüz örnekler bunun daha üst düzeyde işte Süleymaniye vakıfları Fatih vakıfları ve benzeri Sultan, örnekler Sultan Selahattin Evkafı dediğimiz vakıflar bunun daha üst düzeyde uygulaması ama bunun arkasında sıradan vatandaşın yaptığı vakıflar aslında sistemi çalıştırıyor ve bunların da ağırlığı sistem içerisinde hiç de azımsanmayacak oranda. Ee, Şimdi siz biliyorsunuz biz e, editörlüğünü de ben yaptığı bir ekiple İstanbul Kadı Sicilleri evet. e, çalışması 100 yıldır yayınladık. Orada çok çarpıcı bir örnekle karşılaştık. Mesela bu elimde Efkaf Ümay'ın müfettişliğinin birinci defteri var. Ve 1608'de 626 yaklaşık 18 yıllık dönemi kapsıyor. Baktığım zaman 586 tane vakfın evet. kaydı yer alıyor. Sadece bunda. Diğer sicillerde de yer alıyor. Şimdi rastgele bir sayfa açtım. Siz konuşurken dediniz ya vakfa yer alıyor diye baktım. Mesela Abdüsubaşı mahallesinden Rukiye Binti Hasan'ın vakfı. Efendim Soğan Ağa mahallesinden Ayşe Binti Derviş'in vakfı. Sitte Hatun Binti Mehmet'in vakfiyesi gibi böyle çok ismini sanlı duymadığımız yüzlerce binlerce insan bu kadı sicillerinde bile yer alıyor. Yani buradan şunu çıkarabilir miyiz? Biraz önce siz bir örnek verdiniz. Aslında Osmanlı'da bir vatandaş vakıf bir evde doğar, vakıf bir beşikte büyür, efendim vakıf bir işlerinde ticaret yapar ve en sonunda vakıf tabutla vakıf mezarlığa girer dediniz. Bu vatandaşın hizmet alması açısından vakfın etkinliği yanında Vatandaşın, Osmanlı insanının ya da bizim insanımızın vakfetme, vakıf olma konusuna da yaygın olduğu anlamına gelir mi? Bu sizin anlattığınız örnekler bu örnekler. Elbette e, Osmanlı kültüründe veya İslam kültüründe daha geniş anlamda İslam kültüründe e, hayır yapma, sadaka yapma e, aynı zamanda dini bir vecibedir. Bunun zorunlu kısmı zekattır ama zekatın ötesinde de insanlar e, her türlü hayra teşvik edilmişlerdir. Dolayısıyla genci, yaşlısı, zengini, fakiri herkes bir şekilde bunun derdindedir. Bu vakıf olarak kurumsal bir hüviyet kazanmıştır. Dolayısıyla insanların hayır yapma anlayışı vakfa dönüşmüş, vakıf şeklinde hizmete dönüşmüştür. Bunun çok farklı örneklerini, çok farklı sektörlerde, farklı alanlarda, farklı örneklerini görebiliyoruz vakıf deyince daha çok bugün hatırladığımız zenginlerin kurumsal bir yapı çerçevesinde fakirlere yardımı gibi algılanıyor. Peki tarihte vakıf deyince vakfın yaygınlığı, hizmet alanı, genişliği hangi alanları kapsıyordu? vakıf hizmetleri sosyal hayatın, ekonomik hayatın pek çok alanını kapsıyor bugün anladığımız gibi sadece fakirlere veya öğrencilere burs verme şeklinde bir anlayış bu da vakıf sisteminin bir parçasıdır ama bunun ötesinde vakıfların bugün belediyelerin yaptığı veya başka bir takım kamu kurumlarının yaptığı pek çok hizmeti gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Bunu başlıklar halinde sıralayacak olursak vakıflar şehirlerin, köylerin, kasabaların altyapısını yaparlar. Yollar Köprüler, çeşmeler, su yolları, İstanbul'un su yolları ile ilgili Kazım Çeçen hocamızın çok değerli çalışmaları var. Tavsiye ederim dinleyicilerimize. Mükemmel bir sistem oluşturmuş. Mesela Moğolova Kemeri var. Evet. Bunlar vakıf eseri mi? Elbette bunların pek çoğu vakıftır. Vakıf su yolları vardır. Bunlar bugün İstanbul'da İSKİ'nin, İzmir'de Sun'un İSKİ yaptığı işi yapan kurumlardır. İzmir'de mesela bu işi Sokollu Vakıfları yapmıştır. Ee, buna benzer şekilde altyapının dışında eğitim hizmetleri. Osmanlı döneminde eğitim hizmetlerinin e, tamamına yakını e, vakıf kurumlar eliyle yürütülür. E, bütün eğitim hizmetleri ücretsizdir. İlkokul Sibyan Sibyan Mektebi'nden en yüksek dereceli medreselere kadar bütün eğitim sistemi vakıf sistemi içerisinde işletilmiştir. Her türlü ihtiyaçları, binaların yapımı, tamiri, bakımı, personeli, e, öğretim üyeleri, e, müderris dediğimiz öğretim üyeleri bunların her türlü giderleri. Bunun yanında öğrencilerin her türlü ihtiyaçları, e, iaşe ve ibadet ihtiyaçları karşılanmış. E, öğrencilere bugünkü standartlarda asgari ücret diyebileceğimiz seviyede e, ayrıca ücret tahsis edilmiştir. Dolayısıyla eğitim yine vakıflarla ilgilidir. Bunun yanında e, sağlık hizmetleri, e, Osmanlı döneminde darüşşifa dediğimiz, e, darüştıp dediğimiz e, sağlık hizmeti veren kurumlar, e, yine vakıflar bünyesinde kurulmuş işletilmiştir. Buralarda hem bir taraftan e, tıp eğitimi verilirken, diğer taraftan da pratik sağlık hizmeti verildiğini biliyoruz. Bunun pek çok örneği var ve buralardaki her türlü hizmet de ücretsizdir. Burada uzman hekimler istihdam edilir. Bu hekimlerle ilgili vakfiyelerde çok hoş ifadeler de görebiliyoruz. Hekim deyince birazdan konuşacağız ama hoş ifadeler deyince ben hep Haseki Hürrem Sultan'ın vakfiyesindeki doktorlarla ilgili ibareler yer alıyor. Bu ibareleri müsaadenizle sevgili seyirciler de paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten şunun hakkını teslim edelim. Bu yaşadığımız... Salgın günlerinde e, ülkemiz doktorları, sağlık mensupları, hekimlerimiz gerçekten hem insani olarak hem mesleki olarak tarihe geçecek ve gelecek asırlarda da çok takdirle anılacak, hayranlıkla anılacak hizmetler görüyorlar. Doğru mu hocam? Katılırsınız bir tarihçi Elbette. olarak değil mi bu tespite? E, ben değil, bütün Türkiye katılıyor bugün. Be veya bütün dünya. Bütün Örnek dünya olayım. artık. Şimdi ben bazı doktor hikayeleri... Dinleyince ki aslında burada edebiyatçılarımızı da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hep doktorların yaptıklarını maddi olarak ele alıyoruz ama bunların kalıcılığı, duygusallığı insan hikayeleri üzerinden geçer. Bu insan hikayelerinin yazılması lazım. Şairlerimiz, efendim, sinemacılarımız, senaristlerimiz, hikayecilerimiz bu konuya özel bir ilgi duyması gerekiyor. Ve tabii bu hikayelerin de kayıt altına alınması da gerekiyor anlatıcılar tarafından. Burada bir iki cümleyle bugünkü doktorlarımızın bana çağrıştırdığı Hürrem Sultan'ın Haseki Darü Şifası ki biraz sonra ayrıntılı anlatacaksınız zaten hanımların sağlık ve vakıf konusundaki etkinliğini şu ifadeleri kullanıyor. Onu paylaşmak istiyorum. Ya doktorların mesleki özelliğini anlatıyor. Yani ilaç bilecek, iyi doktor olacak, şöyle şöyle vasıf olacak ama şu insani olarak da şu cümleye dikkat çekmek istiyorum. Bu doktorların her biri yumuşak kalpli. Bu doktorların her biri yumuşak kalpli, mükemmel ahlaklı, güzel huylu, endişeden uzak, iyi iş yapar, ince kalpli, uysal, akraba ve yabancı ayrımı gözetmeden herkes hakkında iyilik isteyen. Akraba ve yabancı ayrımı gözetmeden herkes hakkında iyilik isteyen herkesin en yakın velisi yani hamisi gibi davranan tatlı dilli, hoş sözlü, güler yüzlü olmalıdır. Ve devam ediyor tabi. Hastalardan her birine candan dost gözüyle bakmalı. Onlara asık suratla değil, güler yüzle karşılamalıdır. En ufak bir sertlik ve asık surat yapmamalı. Hastalara karşı nefret uyandıracak söz söylememelidir. Zira devam ediyor. Bunun için doktorlar hastaya en tatlı dille hitap etmelidir. Onların öfkelerine sabretmelidir, şefkat göstermelidir diye uzun bir metin. Böyle ayrıntılı bir mesleki vasfın yanında insani vasıf anlatımı da var. Siz sağlık hizmetleri görülüyor deyince sadece teknik hizmeti görmüyorlar. Aynı zamanda insani vasıflarda derece dikkate alıyorlar bu vakıf kültürü ve hizmet içerisinde değil mi hocam? Elbette vakfın en önemli özelliği de budur zaten. Yani vakıf insanlığın icat ettiği en insani kurumdur. Sağlık hizmetleriyle ilgili örneklerde de bunu çok daha net görebiliyoruz. Bu ifadeler benzer şekilde pek çok vakfiyede geçiyor. Sadece Hürrem Sultan'ın vakfiyesinde değil. Daha pek çok vakfiyede bu tür ifadeleri görmek mümkün. Benzer şeyler hepsinde yer alıyor. Evet. Ee, ya yani önemli olan aynı zamanda tabii mesleki yeterlik kat kat tabii öncelik olurdu. öncelikli olarak mesleki yeterlik aranıyor ama bunun ötesinde de işte belirtilen insani vasıflar da e, özellikle isteniyor. Liyakatın aranıyor. mesleki devam eden tarafı gibi. Yani bir liyakat unsuru olarak da önemseniyor o el Şimdi tabii anladığımız kadarıyla vakıflar toplumun hemen hemen hayatın her alanına özellikle klasik dönemde e, intibak ediyor. Orada bir hakimiyeti var ve hayatı tanzim ediyor, düzenliyor aslında. Bakıp bir organizasyon kurum diyebilir miyiz toplumsal hayatın devamı açısından? Ee, sosyal hayatta, eğitimde, ekonomide e, altyapı ve e, organizasyon yapan bir kurum olarak. İşte biraz önce altyapıdan bahsettik, eğitimden bahsettik, sağlıktan bahsettik. Buna bir iki ilave daha yapabiliriz belki. Buyurun. Dini ve kültürel hizmetler de yine vakıf sistemi içerisinde yürütülür. E, buna e, sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetleri, hayırseverlik yardımlaşma hizmetleri gibi başlıkları da ilave edebiliriz. Tabii bu başlıkların altına pek çok şey sığdırabiliriz. E, e, zamanımız e, sınırlı. Ben özellikle şu hanım vakıf ilişkilerini konuşmak istiyorum. Çünkü vakıflar tarih hep bir şekilde konuşuluyor, anlatılıyor ama e, hep erkek egemen bir kurum gibi algılanıyor. Bana öyle mi değil mi derseniz şahsi bir kanaatim var. Dersinde okuttuğum bir konu ama... Bunu ben sizden dinlemek istiyorum ama ondan önce bir soru sormak istiyorum. Yani hanımlarımızın vakıf ve vakıf üzerine sağlık konusuna geçmeden önce şimdi sözünü ettiğiniz hizmetlerin devamı büyük bir ekonomik gücü gerekli kılıyor. Evet. Bu vakıfların finans kaynağı nedir, hacmi nedir, bütçesi nedir? Sizin bu konuda çalışmalarınız var. Bizi bu konuda biraz bilgilendirir misiniz? Şimdi vakıfların iki temel finans kaynağı var. Birincisi devlet e, Kaynaklarından yapılan tahsislerdir. Selatin vakıfları olarak adlandırdığımız vakıfların bir kısmı böyledir. E, ama bunun dışında e, halkın tasarrufları, e, ilk başta yaptığım vakıf tarifinde de bunu ifade ettim. Halkın tasarrufları ve serveti elinde bulundurduğu e, mal mülk. E, tabii o dönemde e, lüks tüketim yok. E, borsada, bankada yatırım e, şeklinde bir anlayış da yok. İnsanların elinde ihtiyaç fazlası bir servet ortaya çıktığı zaman bunu değerlendirebilecekleri en uygun yer bir vakıf kurmak. Dolayısıyla insanlar ellerindeki serveti vakfa dönüştürüyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Bir ihtiyaç tespit ediliyor. Diyelim mahallede bir su ihtiyacı var. Çeşme yaptırıyor. Bir su kaynağı bulunuyor. Çeşme yaptırılıyor. O su kaynağından çeşmeye kadar su yolları yapılıyor. Ve... Buradaki hizmetin sürekliliği, vakıf kurumunun en önemli özelliği de budur. Hizmetin sürekliliğidir. Bu tür hizmetleri bir kere kurarsınız, yaparsınız ama sürekliliği sağlayamazsanız bir süre sonra o hizmet aksamaya başlar. Süreklilik nasıl sağlanıyor? O hizmetin devamı için gerekli bir kaynak oluşturuluyor. Nedir bu kaynak? Daha çok kira gelirleri. Veya arazi gelirleri. Benim uzmanlık alanım para vakıflarında da paranın işletilmesiyle elde edilen gelirler. Bunlar o vakfın gelir kaynaklarını oluşturuyor. Vakıf kurulurken aslında sürekliliği de ciddi anlamda hesaba katılıyor. Elbette. Kaldırıyor. Yani bir hizmet belirleniyor. O hizmetin sürekliliği için ne kadar kaynak gerektiği tespit ediliyor. Ve buna göre uygun tahsisatlar yapılıyor. Dolayısıyla... Ee, o kaynaklar var olduğu sürece o hizmetin devamı sağlanıyor. Hatta e, bu tahsisler ihtiyacın da çok çok üzerinde genellikle olduğu için e, uzun asırlar boyunca e, bu vakıflar başka hiçbir dış kaynağa ihtiyaç duymadan hizmetlerini sürdürme imkanı bulabilmişlerdir. Şimdi e, bir örnek verir misiniz mesela 16. yüzyıl vakıflarının bütçesine dair? seyircilerimize bir fikir oluşması açısından bir rakam verebilir misiniz? E, tam net rakam e, vermekten ziyade şöyle söyleyelim e, Kanuni'nin Süleymaniye vakfiyesi için harcadığı para e, ki e, Kanuni bunun %98 civarında yani tamamına yakınını şahsi e, servetinden harcamıştır. E, o günkü devlet bütçesine denktir. Ya Kanuni Sultan yani Süleyman bir yıllık, Süleymaniye vakfı için tahsis ettiği para para harcadı. E, para ki yüzde 98'i kendi sermayesi. kendi şahsi servetidir. E, o günkü devlet bütçesine denk bir rakamdan bahsediyoruz. Yani Kanuni e, bu Süleymaniye külliyesi için e, devletin bir yıllık bütçesine denk bir servetini harcamıştır. O binaları inşa etmiştir ve Buradaki hizmetin sürekliliği içinde yüzlerce köy, mezra, çiftlik, dükkan ve benzeri işletmeleri tahsis etmiştir. Süleymaniye vakfyesine gördüğünüz zaman bunun bütün detaylarını orada görüyorsunuz. Yani ne kadar gelir tahsis yapılmış? Tabii bu tahsis yapılırken giderler de hesap edilmiştir. Kaç kişilik personel çalışacak? Ki Süleymaniye külliyesinde çalışan personel sayısı bin civarındadır. Binin üzerine de. E, çıkabiliyor bazı durumlarda dolayısıyla biz e, devasa bir işletmeden bahsediyoruz bin, bin kişi civarında e, insanı istihdam eden e, sağlık, eğitim e, dini hizmetler, kültürel hizmetler e, sosyal yardım hizmetleri gibi farklı hizmetler sunan devasa bir e, işletmeden bahsediyoruz tabi Süleymaniye deyince şimdi seyircilerimizin aklına hemen o sık sık gittiğimiz Yahya Kemal'in Süleymaniye'de bayram sabahı geldi benim aklıma hemen. O cami aklımıza geliyor ama külliye cami de işini alan büyük bir yapılar topluluğu. Elbette. Ee, külliyenin merkezinde Biraz cami... unsurlarını sayar mısınız? E, merkezinde cami var. Etrafında medreseler var. Ee, Üniversite ki, yani. E, yani o günün üniversitesi ve e, Osmanlı eğitim sisteminde Süleymaniye medreseleri en üst dereceli ihtisas medreseleridir. Dört medrese var. Bunun yanında Darül Kurra, ve Darül Hadis e, ayrıca ihtisas medreseleri olarak e, hizmet verir. Bunun yanında Darüşşifa hastane. E, hastane ki yakın zamana kadar da bu Darüşşifa Süleymaniye Doğum Evi olarak e, hizmet veriyordu. Belki dinleyicilerimizin içerisinde orada doğmuş olan insanlar da e, bulunuyordur. E, o hizmetten onlar da istifade ettiler. Diğer bölümlerde tamamlarsanız... E, Aşevi veya imaret, tabii tıp fakültesi, e, hukuk fakültesi, işte İslami İlimler Fakültesi diyebileceğimiz bölümler. E, İmareti var. İmaret Fakir e, yemek pişirilen Elbette. bölümü var. E, i̇maret ki o imarette hem personel için e, sayılarının bin civarında olduğunu söylemiştim. O bin kişi için e, yemek hizmeti verilir. Bunun dışında e, civardaki fakir fukara için, ihtiyaç sahipleri için de ilave yemek hizmeti verilir. Dolayısıyla burada belki 1500-2000 kişiye yakın bir e, yemek hizmetinin verildiğini söyleyebiliriz. Bu Kervansaray'ı var. Kervansaray e, hamamı var. Hamam, e, dükkanlar, e, Tabi tabii dükkanlar daha çok gelir kira getiriyor. Kira geliri Çeşmesi e, amaçlı. var. Çeşmeleri, diğer su yolları e, bütün e, tesisleriyle türbeleri buna ilave edebiliriz. Tabii bu güzel külliyenin mimarı, Mimar Sinan'ın türbesi de hemen o külliyenin bir kenarında küçük bir yapı olarak Sol alt e, bekçiliğini yapıyor o külliyenin. Kıyamete kadar da inşallah orada o bekçiliği i̇nşallah. devam edecek. Tabi söylediğiniz rakamlar çok etkili. 16. yüzyıl İstanbul'undan söz ediyoruz. Nüfusu belli. Ne kadar nüfus İstanbul'da o zaman yaklaşık? Evet. Tam bilemiyorum ama 100 binin üzerinde olduğunu, 100 binden, belki daha fazla, 150-200 bin, yani net bir rakam bilmiyorum. Evet, şimdi 16. yüzyıl İstanbul'dan söz ediyoruz ve Osmanlı asrının en ihtişamlı döneminden söz ediyoruz ve bir külliye için bir yıllık bütçenin tahsisinden söz ediyoruz. Ve bin insanın, binden fazla insanın istihdam edildiği büyük evet. işletmeden Evet. Organizasyondan söz ediyoruz. Şimdi Tahsin Hocam, burada tam e, şunu sormak istiyorum. Vakfiye. Vakfiyeler neden önemlidir, niye önemlidir? Bu arada arkadaşlarımız sanıyorum başka bir programda göremeyecekleri kadar uzun süredir, siz biliyorsunuz bunların görüntülerini oluşturmaya çalışıyorum. E, o görüntüleri seyircilerimize paylaşıyorlar. Fatih'in vakfiyesini, Hürrem Sultan'ın, Kanuni Sultan, Kanun Sultan Süleyman'ın, Birinci Ahmet'in, Eyüp'ün ve Sade Vatandaşlar'ın Vakfiyelerine varıncaya kadar çeşitli vakfiye görüntülerini e, arkadaşlarımız paylaşıyorlar. Vakfiye deyince biz böyle bunu basit bir e, belge gibi algılıyoruz. Mesela Süleymaniye Külliyesi'nin vakfiyesi kaç varak ya veya kaç sayfa yaklaşık? E, tam rakam bilemiyorum ama epeyce e, hacimli bir metin. E, tabii vakfiye. dediğimiz... Yani şu, gibi... şuna yakın kalınlığı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 400, 400 evet. Sayfa ee, civarında var. Yeni, yeni yayınlanmış şekli. 400-500 sayfa civarında. E, orijinalinin sayfa numarasını e, bilemiyorum. Bir vakfiyede e, hangi unsurlar yer alıyor? Neler yer alıyor? Bu vakfiye vakfın nesi oluyor? E, vakfiye vakfın kuruluş senedidir. E, vakıf dediğimiz vakıf kurucusu e, vakfın kuruluşu için gerekli mal varlığını tahsis eder ve bununla ilgili işlemleri yürütmek üzere bir mütevelli tayin eder. Bununla mahkemeye gidilir ve mahkemede bu senet tanzim edilir. Dolayısıyla mahkemede tescil edilmiş bu senede biz vakfi ediyoruz. Vakfın kuruluş senedi. Bu senedin içinde neler var? Bunun içerisinde vakfı kimin kurduğu, ne için kurduğu, ne tür hizmetler yapacağı, bunu hangi kaynaklarla gerçekleştireceği, bütün detaylarıyla e, yer alır. E, Süleymaniye'den bahsettik. İşte Süleymaniye e, vakfiyesine tahsis edilmiş e, bütün köylerin tek tek isim isim nerede bulunduğu, e, dükkanların adedi, e, bunların hangi mevkide bulunduğu e, vesaire. Bütün bunlar bunlardan ne kadar gelir elde edileceği de tahmini olarak tabi e, yani, belirlenir. Bütçesi de yer alıyor. Elbette. Kimin yani Ödeme yapılacağı da yer alıyor. E, tahmini bütçe bunun nerelere nasıl sarf edileceği yıllık bir bütçe anlayışı çerçevesinde kaç personel istihdam edilecek bunların hangisine ne kadar ödeme yapılacak mesela Süleymaniye Külliyesi'ndeki müderrislerin günlük ücretleri yevmiyeleri 50 akçedir. Şey Yine efendim. Darüşşifa'daki başhekimin Darüşşifa'nın amiri diyebileceğimiz başhekimin ee, ücreti de yine o civardadır. Ee, hekimlerin günlük ücreti 30 akçedir. Bu rakam neyi ifade ediyor? Ee, düz e, işçi yani vasıfsız işçinin e, günlük ücreti bir akçedir. Hmm. Dolayısıyla e, başhekim vasıfsız işçinin bugünkü standartlarda asgari ücretin e, 50 katı ücret alır. Dolayısıyla e, Vakıfların ücret standartları da piyasa şartlarına göre çok çok iyidir. Ve vasıflı eleman istihdamı öncelikli hedeftir. Yani anladığım kadarıyla bu anlatıklarınızdan ve genel değerlendirmelerden, araştırmalardan çıkardığım sonuç aslında vakfiye dediğimiz şeyi bugünkü gözle baktığımızda o büyük organizasyonun profesyonel bir yönetim kitabı olarak de değerlendirmek mümkün müdür? E, elbette. Profesyonel yönetim kitabı diyebiliriz. Vakfın anayasası diyebiliriz. Ki buradaki e, vakıfın, vakıf kurucusunun tayin ettiği şartlar e, kesin şartlardır. Bunları hiç kimse de e, değiştiremez. Belli kurallar e, çerçevesinde tabii bir takım değişiklikler yapılabilir. Ama e, vakıfın koyduğu şartlar kesindir. E, uygulanması noktasında da çok sıkı bir şekilde bunun takibi ve denetimi yapılır. Dolayısıyla e, bunlar çok ince hesap edilmiş e, kurallardır, şartlardır. Vakfın e, uzun asırlar boyunca hizmet edeceği düşünülerek oluşturulmuştur. Ve e, bunların e, yıllık denetimleri de e, ilgili merciler tarafından ki e, burada ilk merci vakfın kendi içinde istihdam edilen nazırdır. Ee, bunun bir üst aşaması e, kadılardır. E, daha üst aşamada da e, devletin diğer kurumları bu denetimi sürdürür. İşte biraz önce gösterdiğiniz e, Evkaf Ümayi Müfettişliği Mahkemesi defteri e, bu tür kayıtlarla doldur. Yani vakıfların işleyişiyle ilgili muhasebe kayıtları, denetim kayıtları bunlarla ilgili e, şikayetler e, bütün bunların kayıtları da bugün elimizde muhasebe mevcut. Muhasebe kayıtları. Evet, vakıf ev muhasebesi. Hakikaten çok profesyonel bir yönetim e, muhasebe, evet, vakıf kayıt. muhasebeciliği e, son derece önemlidir. Denetim açısından da zorunludur. Dolayısıyla bugün biz arşivlerimizde e, belki yüz binlerce vakıf muhasebe kaydı bulabiliyoruz. Burada en ince detayına kadar e, vakıfların e, yaptığı işlemlerin e, karşılıklarını da görebiliyoruz. Bir örnek vermek gerekirse Laleli Cami'nin Camii'nin inşaatı bu konuyu çalışan bir meslektaşımızdan dinlemiştim. i̇nşaatındaki hurda cam miktarı. Biz bunu tespit edebiliyoruz bugün. Yani bu hurda kadar cam miktarı. Evet. İnşaatta ne kadar hurda cam? İnşaattan ne var. kadar hurda cam çıktı? Bunlar nerede nasıl imha edildi? ki yeni kapı metrosu yapılırken oradan bu hurdaların bir kısmı çıktı. Oradan e, denize dökülmüş bir kısmı. E, o inşaatlar esnasında bunlar tespit edildi. Bu kadar ayrıntılı, kayıt bu kadar ayrıntılı kayıtları görebiliyoruz. Süleymaniye Vakfı'ndan konuştuk. Süleymaniye Vakfı'nın inşaat defterleri. Bunların bir kısmı yayınlanabildi. Ömer Lütfi Barkan e, bir kısmını yayınladı. Orada bu detayları e, en ince ayrıntısına kadar malzemesi, işçiliği, hangi ustanın ne kadar ücret aldığı, hangi usta kaç gün çalıştı. Bütün bu detayları orada görme imkanına sahibiz. Ya aslında şimdi tabii hani bir tarihçi olarak da baktığım zaman Süleymaniye Külliyesi aslında Osmanlıdır. Osmanlı ihtişam masadır demek mümkün. O defterleri, o kayıtları incelediğimiz zaman bugünkü insanın bile zor intibak edebileceği bir profesyonelliğin, bir kayıt ve muhasebe sisteminin olduğunu görürüz. Bu galiba güçlü devletlerin her alanda başarısının örneklerinden birisi bu kayıt sistemi anlaşılan Tahsin Hocam. Tabii şimdi bunları anlat anlat bitmez. Bir de sizin gibi 30 yılını bu işe vakfetmiş bir arkadaşımızı konuşturunca hangi bahirden açsak o uzayıp gider. Fakat seyircilerimizin de hem ilgisini çekebilecek hem onların bugünkü beklentilerine de Cevap verebilecek konulara girelim istiyorum müsaadenizle. Programın başında da ifade ettim. Aslında vakıf deyince erkek egemen bir yapı akla geliyor. Doğru mu? Ee, Algıyı söylüyorum. Hakikati şimdi sizden öğreneceğiz. Pek doğru değil. Hayır hakikatini sormadım. Algı olarak <laughs> soruyorum. Ee, tabii böyle bir algı var. Algı var daha çok sultan vakıflar üzerine. Peki doğrusu ne iş? Ee, doğrusu benim şahsi kanaatim, tabii çalışmalarımdan çıkardığım bir takım e, neticeler üzerinden e, bu kanaate ulaştım. E, vakıf e, sisteminin yüzde e, 35-40 e, oranında kadınlar tarafından oluşturulduğunu e, söyleyebiliriz. İrli ufaklı. İrli ufaklı. Yani bunu e, Selahattin Evkafı için de söyleyebiliriz. E, mahallelerdeki küçük e, vakıflar için de söyleyebiliriz. Yani hanedan mensubu hanım veya erkek padişah veya şehzadelerin yaptığı vakıflarda da oran 3 aşağı 5 yukarı böyle %35-40'lık kadın erkek dengesi çıkıyor. Evet. Mahalledeki yani herhangi bir sokaktaki ve herhangi bir mahalledeki vakıflaşma oranında da böyle bir yaygınlık var mı? Ee, evet. Ee, bu anlamda kadınların bazı alanlarda da daha fazla öne çıktığını belki Hangi söyleyebiliriz. Ee, sağlık alanı mesela bunlardan bir tanesidir. Sağlık alanında kadınların kurduğu vakıfların çok daha önemli olduğunu hayır amaçlı veya bir takım sosyal hizmet diyebileceğimiz işte yetimlere yönelik, dullara yönelik bir takım alanlarda kadınların daha çok öne çıktığını da söylememiz mümkün. En azından sibyan Mektepleri üzerine ilk öğretim üzerinden kadınların da eğitim hayatında bu okullara vakfederek, ihtiyaçlarını karşılayarak Ciddi bir etkinliği olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette. Yani vakfın her alanında kadınlar bir şekilde mevcut. Eğitimde olsun, sağlıkta olsun, altyapıda olsun. E, buralarda dediğim gibi dönem dönem oranlar değişebilir, rakamlar değişebilir. Ama genel olarak baktığımızda %35-40 civarında bir oran ...kadınlarla doğrudan ilişkilidir diyebiliriz. Şimdi biraz önce dediniz ki vakıf aslında ciddi bir sermaye gerektiren bir kuruluştur. Çünkü harcama üzerine, evet. infak üzerine kurulu. O zaman bu söylediğiniz hareket Osmanlı kadının iktisadi gücü üzerine de... ...bir değerlendirme yapmak mümkün herhalde. E, tabii buradaki e, rakamlar birbiriyle paralel. Yani iktisadi gücü olmadan vakıf kurması mümkün değil. Dolayısıyla... E, İktisadi alanda da kadınların Osmanlı döneminde belki %35-40 servete hükmedebildiğini söyleyebiliriz. Biraz sonra örneklerini daha somut vereceğiz. Buradan da bir takım çıkarımlar yapılabilir. Hem vakıflaşmada hem kadınların vakıf hayatındaki rolü konusunda bu değerlendirmeyi sadece Osmanlılara tahsis etmek, mesela Selçuklar için, Anadolu Selçukları için... Geçerli saymamak doğru olur mu? Tabii biz Osmanlı ağırlıklı konuştuk ama bu Selçuklular için de böyledir. Daha önceki diğer İslam devletleri için de böyledir. Abbasiler için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Ya böyle bir kadınların tabii yaygınlığı söz konusu toplumsal hizmetler rol alma ve vakıflaşma konusu. Elbette. İsterseniz şöyle Selçuklu, Anadolu Selçuklu üzerinden örneklerle başlayalım kadın vakıflarını konuşmaya. Ama tabii çok hızlı konuşalım. Ee, biraz daha geriye gidelim isterseniz. Olur. Ee, Harun Reşid'in hanımı e, aynı Zübeyde bilirsiniz. Haca giden e, herkes bunu duyar. E, Mekke'nin su ihtiyacını karşılamak için e, servetini harcamıştır. Ama serveti bir yere kadar yetmiştir. Arafat'a kadar suyu getirebilmiştir. Mekke'nin bunun kurduğu vakfı daha sonra Osmanlı döneminde yine bir hanım, e, yanlış hatırlamıyorsam Hürrem Sultan, mı? E, Hürrem Sultan e, tamamlamıştır. Şimdi tabii ben siz Hürrem Sultan deyince ister istemez biraz tebessüm ediyorum. Aslında Hürrem Sultan o kadar çok vakfı var ki, belki şimdi konuşurken de geçecek, biraz önce geçti. Seyircilerimizin zihninde de bir Hürrem Sultan e, algısı var. Hemen sevgili seyirciler, Kanuni Sultan Süleyman... Türbesinin yanında Süleymaniye Haziresi'nde müstakil türbesi de var Hürrem Sultan'ın ama çok şimdi bir algı var Hürrem Sultan'la ilgili Şehzade Mustafa'nın katli ve benzeri gibi ee, ama şaşırtıcı yani böyle bir hayır tarafı da var diyorsunuz. Tabii Hürrem Sultan'la ilgili o algı boş bir algı değil <laughs> onu da ifade etmek lazım. Onu destekleyin ee, diyorsunuz. Tabii ama hayır yönünden baktığımız zaman Osmanlı kadınları içerisinde Hürrem Sultan çok öne çıkıyor. Hürrem Sultan'ın İstanbul'daki Haseki Külliyesi niye acaba bu ee, kadar çok hayır yaptı? Diğer tarafla mı ilgili. E, ya yani diğer konulardaki vicdanını rahatlatmakla konusuyla ilgili olabilir mi? Belki öyle bir bağlantı da kurulabilir ama e, e, çok da öyle olduğunu düşünmüyorum ben. Bu bir kültür. E, evet. yani bir kültür olarak yerleşmiş. E, özellikle yönetici Osmanlı yönetici zümresi içerisinde hayır yapma, vakıf yapma çok köklü bir kültür olarak ilk dönemde itibaren son döneme kadar canlılığını koruyan bir anlayış olarak varlığını sürdürmüş. Tabii herkes kendi döneminde kendi imkanları ölçüsünde bunu yapmış. Hürrem Sultan niye öne çıkıyor? Çünkü kanuni gibi dünyaya hükmeden bir padişahın hanımı. Dolayısıyla onun kudreti Hürrem Sultan'ın hayırlarına da e, yaptığı e, vakıflara da yansımış. İstanbul'da Haseki Külliyesi'nden bahsettik. Kudüs'te imareti var. E, yine Hicaz'da pek çok hayrat e, yaptığını biliyoruz. Ki biraz önceki söylediğim su yolları bunun e, bir parçası. Tabi e, Abbasilerden başladık. Selçuklulara e, geç, geçelim. Selçuklar döneminde de vakıf kurumu oldukça yaygın. Selçukluların yaptıkları darüşşifalar, camiler, medreseler Anadolu'da pek çok yerde bugün hala varlığını sürdürüyor. Bunlar içerisinde kadınların yaptığı hayırlar da yine oldukça fazla. Ben konumuzla Mesela... da bağlantılı olarak bir tane örnek vermek istiyorum. Kayseri'de Gevher Nesibe Sultan Şifahanesi var. Günümüzde de binaları mevcut abi devi bir yapı. Şimdi ee, müze olarak kullanılıyor. Evet, şimdi müze olarak değerlendirilen bir evet, dü yapı. Dünya sağlık tarihinde de hem tedavi yöntemleri hem mimarisiyle önemli yapılardan biri addediliyor. Ee, tabii 1206 e, kuruluş tarihi bu eee şifahane'nin güzel de bir hikayesi var. Nedir? Eee Gevher Nesibe Sultan, 1. Gıyasettin Keyhüsrev'in kız kardeşi. Tabii e, Komutanlardan biriyle evlenmek istiyor, sultan buna müsaade etmiyor, bir başkasıyla evlendirmeye karar veriyor. Tabi gervanesi ve sultan bu süreçte psikolojik olarak yıpranıyor. E, bu arada da tabi olaylar detaylı ayrıntıya girmeden hızlıca özetleyeyim. Bu arada e, evlenmek istediği komutan savaşta şehit oluyor. E, bunun psikolojik bir yıkılma yol açtığını görüyoruz Gevher Nesibe Sultan'da ve verem hastalığına yakalanıyor. Tabii e, bu süreçte buna sebep olan Sultan Gıyasettin Keyhüsrev kız kardeşinin vefatına yakın onun son arzusunu yerine getirmek istiyor. Yaptığı e, tercihten dolayı pişmanlığını da ifade ederek e, Gevher Nesibe Sultan Şifahanesi bu son arzunun e, bize mirası ben bu hastalıktan bizar oldum, ölüyorum. Benden sonra insanlar tedavi olsunlar, hastalıklarına çare bulunsun diyerek vasiyet ediyor. Ve onun vasiyeti üzerine bu şifahane yapılıyor, inşa ediyor ve onun adına asırlar boyunca hizmet ediyor. Çok üzünlü bir hikayesi varmış Gerler Nesibe'nin. Hem şifa hem aşk hikayesi hakikaten çok üzünlüymüş. Peki diğer örnekleri çok hızlıca arkadaşlarım zamanı hatırlatıyorlar bana daha konuşacağımız bir sürü konu var. Tabii her vakfın aslında bir hikayesi vardır. Evet. Hikayelere girersek çok uzayacak. Ben Osmanlı dönemindeki örneklerden bir şeyi de hatırlatalım mı Tahsin Hocam? Divri şifası mesela. Divri şifasında da şeylerin Selçuklu sultanların, hanım sultanlarının çok önemli bir rolü var. Elbette, yani Selçuklu oraya da kadın eli değmiş. E, kadın eli değmeyen yer e, neredeyse yok gibi vakıf kurumlarında bir şekilde e, kadın eli değiyor. E, Osmanlıya geçecek olursak Osmanlı döneminde e, yine Hürrem Sultan'dan başlayalım. Hürrem Sultan'ın vakıfları biraz İsterseniz önce biraz daha geri gidelim, e, Orhan. E, tabii Orhan ilk, ilk dönem Gaziantep, örnekleri Mirifer bugün... Hatun'dan başlayalım. Bugüne ulaşan ilk dönem örnekleri biraz az, biraz da mütevazi. Hani yok ben bir vefa örneği evet. olarak hatırlayalım mesela Nilüfer Hatun'un Hatun var. var, Gülbahar Hatun'un var. Hatun var, Hüsnü Şah Sultan'ın e, var. Pek çok, pek çok örnekler mevcut. Manisa'da e, mesela Hafsa Sultan e, değil mi? Hafsa Manisa'da. Sultan, e, e Amasya'da, Trabzon'da. Reme rakibi değil mi Hafsa Sultan? E, tam rakip diyemeyiz ama e, onun. E, e, Selefi Mustafa'nın annesi. Evet, selefi, selefi diyelim. <laughs> Hafsa Sultan. Hürrem Sultan'ın selefi yani öncesinde. Evet. Sonra Hürrem gelince Hafsa biraz gözden mi düşüyor. Evet, o biraz gözden düşüyor. Onun ee, da çok hayır var mesela daha. Onun, da, onun da, da pek çok hayırları var. Ee, bir başka Gülfem Hatun var. Gülfem Hatun Kanuni'nin sevgilerinden. Hürrem sultan dönemi değil mi? Eee Gülfem Hatun Hürrem Sultan'dan sonradır. Kanuni'nin yaşlılık dönemindeki eşidir. Üsküdar'da çok mütevazi bir camisi var. Yanında mektebi olduğunu biliyoruz. Kervansaray olduğunu biliyoruz ama onlar bugüne ulaşmamış. Onun da hikayesi var. Oraya girmeyeceğim. Çok uzar. Seyircilerimiz, uzun bir hikaye böyle. Hikaye uzun. Seyircilerimiz internetten Gülfem Hatun diye ararlarsa bulabilirler. Peki. Yine Mihrimah Sultan. Mihrimah Sultan'ın ismini anmadan burada geçmek ee, ...hoş olmaz. Tabii Mihrimah Sultan ee, hem Üsküdar'da hem Mihrimah Sultan'ın Edirnekapı ve Üsküdar'da iki ayrı külliyesi var. Mihrimah ee, bunların... Sultan'ın kızı olduğunu belirtelim mi? Hüstem ee, Paşa'nın eşi, Kanuni Sultan evet. Süleyman'ın kızı. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı. Ee, tabii padişah kızı olması nedeniyle e, serveti de e, oldukça geniş. Şimdi ee, Nasrin Hocam, bir tarihçi olarak öğrenmek istiyorum... Mihru hikayesi var, mimar Sinan, la Mihru e, Sultanla mimar Sinan'a yakıştırılan İskender Hoca'nın burada kulaklarını çınlatalım falanın bir tarihçi olarak o hikayeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, gerçek evet, midir? Evet. Gerçek midir bilemiyorum ama e, anlatılıyor. Yakışıyor mu? E, güzel de yakışıyor. Tabii Tabi. E, biraz önce de söyledim her vakfın böyle bir hikayesi var aslında evet, yani e, o vakfın inşaatına sebep olan vesile olan e, hoş hikayeler e, binlerce hikaye böyle Duygu anlatabiliriz var Tabii, yani Ruhla. bu iş bu iş e, insanın vicdanından kaynaklanan e, sadece basit bir mekanizmadan bahsetmiyoruz e, insanın en insani vasfı, merhamet vicdan e, kaynaklı bir kurumdan bahsediyoruz. Ee, Tabi hizmet noktasında da bu böyledir. Vakıfların hizmetlerinden e, herhangi bir ayrım yapmadan bütün insanlık hatta insanların dışında e, kurdun kuşun bile nasiplendiğini söyleyebiliriz. Bunun örnekleri de var. Şimdi konuyu dağıtmayalım. E, Gülfem Hatun'dan bahsettik. E, bir başka vakıf örneği Nurbanu, e, Nurbanu Valide Sultan'ın yine Üsküdar'daki Atik Valide Külliyesi. Onun da Darüşşifası ee, var. Onun da bütün e, unsurlarıyla tam teşekküllü bir külliyedir. Dar şifası var. Medresesi var, Darül Kura'sı var, Darül Hadis var. Hatta diğer külliyelerde olmayan bir başka şey daha var. Tekke de var. E, orijinalinde tekke olan e, istisnai bir külliyedir. E, bu külliyenin mimarı Mimar Sinan'dır yine. Mihrimah Sultan'ın Edirne Kapı ve e, Üsküdar'daki külliyelerinin mimarı yine Mimar Sinan'dır. Edirne Kapı'daki Sultanıydı o. efendim. Hürrem Sultan Haseki Külliyesi. Haseki dedi. Külliyesi de tabi Mimar Sinan'ın ilk yaptığı e, külliyedir. Şimdi süre çok azaldı ama şunu hatırlamakta fayda var mı? Aslında Haseki Külliyesi, Nurbanu Sultan Külliyesi gibi hanım sultan külliyeleri İstanbul'un büyüklük itibariyle ilk ona giren külliyeleri arasında yer alıyor değil mi? E, elbette ilk ona girer. Hı, hı. Evet. Şu hanımları bir hızlıca zikretmeye devam edelim. Evet, biraz e, hızlı geçelim. E, Nurbanu Valide Sultan'dan sonra benim en çok dikkatimi çeken e, iki hanım var. E, Her ikisi de 2. Mahmud'un hanımıdır. Pertevniyal Valide Sultan ve Bezmalem Valide Sultan. Bu iki hanım e, müthiş bir rekabet içerisinde vakıf kurmuşlar. İkisi de 2. Mahmud'un eşi. Evet, e, Bezmalem Valide Sultan, Abdülmecid'in annesi Sultan Abdülmecid'in e, Pertevniyal Valide Sultan'da Sultan da Sultan Abdülaziz'in annesi. Dolayısıyla e, Valide Sultan oldukları dönemlerde büyük servetlere hükmetmişler e, ve bu servetlerini de vakfa dönüştürmüşler. E, Bezmi Alem Valide Sultan'ın e, 18-19 civarında vakfiyesi mevcut ve pek çok hayratı var. Bunlar klasik vakıf sistemi içerisinde önemli yeri olan eserler, e, camiler, çeşmeler e, ki... Dolmabahçe Sarayının hemen yanındaki Bezmalem Camii, Dolmabahçe Camii diye biliyoruz bugün. Bezmalem'in yaptırdığı bir camidir. Ama Bezmalem'in bugünkü konumuzla da ilgili olarak asıl vurgulamak istediğim eseri Vakıf Gureba Hastanesidir. Bu hastane Osmanlı döneminde modern anlamda kurulan ilk hastanedir. Kuruluş sebebi ne? kuruluş sebebi o dönemde İstanbul'da faal durumda olan Anadolu yaka, Avrupa yakasında Süleymaniye Darüşşifası, Fatih Darüşşifası ve Haseki Darüşşifası var. ama bunlar ihtiyacı karşılamıyor. İhtiyacı karşılamadığı için de yeni bir hastane ihtiyacı ortaya çıkmış. E, Bezmalem Valide Sultan da bu ihtiyaca dönük olarak bu hastaneyi yaptırmış. Bir salgın hastalıktan da neşet ettiği ee, salgın hastalıkla doğrudan ilgisi yok ama hastanenin e, tamamlandığı dönemde İstanbul'da e, yoğun bir e, kolera salgını e, yaşandığını biliyoruz e, bezmaem Bu anlamda e, ilk salgın hastalık e, tedavisine yönelik ilk altyapının da olduğu belki bir hastane olarak karşımıza çıkıyor e, Tecdit odaları var e, buna yönelik altyapısı var ve e, Hastane yönetimiyle ilgili de son derece geniş ayrıntılı bir e, nizamnamesi var. Bu nizamnamede e, pek çok detay var. E, özellikle harcamalar konusunda e, e, şunun vurgulandığını görüyoruz: Hastaların ihtiyacı için hiçbir harcamadan kaçınılmasın. Bu Hastalardan para alınıyor mu? E, tamamen ücretsizdir. Vakıf sistemindeki bütün hizmetler ücretsizdir. Bezmalem'in Hastanesi de vakıf, Gureba hastanesi. Zaten garip Gureba içindir. Kuruluş amacı da budur. Buradan da herhangi bir ücret alınmaksızın her türlü tedavi hizmeti verilir. Bu konuda doktorlara da sınırsız yetki verilmiştir. Nizamnameye baktığımız zaman doktorlar ne diyorsa alınacak şeklinde bir vurgu var. Doktorların ilaç ve gıda temini konusundaki her türlü önerisinin ee, ikiletmeden istisnasız karşılanması vurgulanıyor. Hatta çok çarpıcı bir ifade. Soğanın tanesi e, bir altın lira da olsa doktor bu hasta için soğan lazım diyorsa bu alınacak şeklinde bu ifadeler bu nizamnamede mevcut. Ee, dolayısıyla e, modern anlamda bir yönetim anlayışı ve doktorları da e, Son derece yetkili kılan bir e, sağlık hizmetiyle karşı karşıyayız e, burada e, hiçbir, devam ediyor hastane hiçbir harcamadan kaçınılmamış tabi e, bezme alemin e, kurduğu bu e, hastane e, uzun yıllar boyunca hizmetini sürdürdü pek çok e, şekil değiştirdi ama günümüzde yakın zamanda e, vesile olanlardan Allah razı olsun. Yine asli hüviyetine döndü. Bugün Bezmi Vakıf Üniversitesi adıyla bir yandan tıp eğitimi yapılıyor, bir yandan da tedavi hizmetleri sürdürülüyor. Yine vakfiyesine uygun olarak fakirlerin ücretsiz olarak bu tedavi hizmetlerinden yararlandıklarını görüyoruz. Tabii biraz önce e, Pertevniyal Valide Sultan'dan bahsettik, aradaki rekabetten bahsettik. Birkaç cümlede bahsedelim, e, onu hep unutmuş olmayalım. Pertevniyal Valide Sultan'ın ismi daha çok eğitim alanında öne çıkıyor. Yine yaptırdığı camiler, çeşmeler, sayısız çeşmeler var. Camilerden birisini hemen hatırlayalım mı? E, cami e, Pertevniyal Valide Sultan Camii, Aksaray'da hemen e, Yeraltı Çarşısı'nın e, olduğu yerde, köşede. Saraçhane'den inerken evet. Vatan Caddesi'ne dönen köşede. Evet, Vatan Caddesi'ne dönülen köşede. İsmi anılan bir lisede var. Evet, e, lisede e, onun yine başlattığı eğitim kurumunun devamı olarak e, karşımıza çıkıyor. Huma Aynı mı şey... diyoruz şeylere bunlara bugünkü modern tabirde? Efendim? İkizdeki Mahmud'un hanımı ya, Pertaniyalle Evet. Huma diyoruz değil mi bunlara? E, diyebiliriz. <laughs> Hayır alt tanımlaması olarak diyorum. Hani e, Ama ilginç olan bir şey var. Birisi sağlık alanında ilerlerken diğeri de eğitim alanında yönelmiş ağırlıklı e, olarak. Ağırlıklı olarak tabii, dini ağırlıklı ayran, olarak, tabii eğitim e, Bezmi Alem Valide Sultan'ın da eğitim alanında e, yaptığı hayırlar var. E, İstanbul Kız Lisesi bugün farklı bir e, isimle e, devam ediyor yine. İstanbul Kız Lisesi olarak e, Bezmi Alem Kızlar Sultanisi adıyla ilk faaliyete geçtiğindeki ismi. Bugünkü ismi de Cağaloğlu Anadolu Lisesi olarak kayıtlara geçiyor. Hemen şeyde Cağaloğlu'nun e, ikinci e, bağımlı tübbesine giderken. Evet, burası da yine bezmalen Valide Sultan'ın e, hayrıdır. Şimdi e, Tahsin Hocam anlaşılıyor ki aslında kadın ve vakıf, kadın vakıf ve sağlık deyince ki bu hani vakıf sağlık ayrı bir bahıs ama kadınların Sağlık hayatındaki bakıf hayatındaki rolü deyince de epey uzun uzun konuşmak gerekiyor. Ortaya çıkan sonuçlar hakikaten çok şaşırtıcı ve çok da bilmediğimiz konular bir araya getirdiğimiz zaman bu sıraladığımız zaman bir çek gibi durmuyor. Ama sizden kısa bir değerlendirme alalım programın hitamı olarak bu kadın bakıf ve kadın sağlık ilişkisine dair. E, tabii vakıf kurumunun e, tarihi yönlü daha çok konuştuk. E, bugüne çok e, fırsat kalmadı. Aslında e, biraz bugün şeyi en azından kadın ve sağlığa daha çok yer saymıştık. daha iyi olacakmış. E, belki özel bir program İnşallah e, başka programları almak başka bir gerek. sefer. E tabii bu e, kurum e, günümüzde de yaşıyor. Aslında e, bizim milletimizin genlerine kadar işlemiş bir anlayışın Bugün de var olduğunu görüyoruz. Herhangi bir ihtiyaç olduğu zaman, herhangi bir yerde şu ihtiyaç var denildiği zaman milletimiz karınca kararınca elinden geldiğince bu konuda seferber oluyor. Ki son salgın döneminde de bunun örneğini yine yaşadık. Yaşlılarımız evlerinden çıkamıyor ama bakıyorsunuz pek çok sivil toplum kuruluşumuz bu yönde e, hizmet veriyor, kamu kurumlarıyla birlikte destek oluyorlar ve bu konuda e, gerekli teşvikler e, yapıldığı zaman bu kurumun e, daha pek çok alanda pek çok hizmet e, vermesi mümkün. Tabii günümüzde de çok güzel örnekleri var, bunlara giremedik. E, bunların sayılarını arttırmamız gerekiyor. Bunun için de e, kaynak e, temini. Mevzuatın daha uygun hale getirilmesi, vakıfların işleyişi noktasındaki bir takım sıkıntıların ortadan kaldırılması ve insanların bu yöne teşvik edilmesi gerekiyor. Bu vesileyle ben vakıf tarihinde vakıf kurmuş olan insanlarımızın hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu salgından da inşallah hayırlısıyla, anımızın akıyla Allah çıkmayı nasip eder diyerek tamamlıyorum. Şimdi iki kısa soruyla ben bitireyim müsaadenizle. Bir, burada belli isimleri saydık ama kadın vakıf kuran kadınlar deyince herhalde yüzlerce ismi sıralamak mümkün bu kaynaklara falan baktığımızda değil mi? Elbet. Peki ikincisi şu, bu yaşadığımız günlerden hareket ettiğimiz zaman, vakıf yani ve milletimizin ve bazı vakıflarımızın, derneklerimizin ortaya koyduğu faaliyetlere baktığımızda vakıf ve vakıf ruhu aslında tarihin bir dönemde yaşayıp orada kalmış değil, canlı ve geleceğe taşıyabilecek bir kültür, iklim, anlayış, kurum, organizasyon diyebilir miyiz? Tabi e, tabii yani tarihte olmuş, bitmiş, kaybolmuş bir kurumdan bahsetmiyoruz. Bugün de canlı olarak var. Tabii geçtiğimiz bir, bir buçuk asırlık süreç içerisinde özellikle 1800'lü yılların ortalarından itibaren vakıf kurumu hırpalandı, zedelendi. Pek çok kayıplar yaşadı. Ama bunun arkasındaki dünya görüşü hala canlı, diptiri. Dolayısıyla bu kurumun yeniden tabii modern imkanlarla, modern şartlarda günün ihtiyaçlarına uygun şekilde e, aktife edilmesi, daha etkin hale getirilmesi mümkün. Bunun örneklerini e, batıda görüyoruz. E, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde vakıf ve benzeri kurumların sayısı milyonlarla ifade edilecek seviyede. E, dolayısıyla Amerikalılar bu işi bizden öğrendi, bizden e, daha güzel yapıyor diye düşünebiliriz. E, ama... Bizde bunun temeli var. Yeter ki öne açılsın, insanlarımız teşvik edilsin. Biz çok daha güzelini yapabilecek durumdayız. Şimdi Tahsin Hocam son sorum şu. Siz vakıf tarihini araştıran bir insan olarak tarihimizde vakıf mallarına yönelik suikastlar, ihmaller veya kullanımlar konusunda hem hukuki kuralların hem vakıfların yani vakfedenlerin şartlarının ve uygulamadan çok çeşitli örneklerini görüyorsunuz. Benim sorum şu. Yani bu alanda neler söylendi değil. Az çok o konuda bir bilgimiz var ama sorum şu. Diyelim ki e, Ayşe Hanım bir mektebi vakfetmiş mahallesinde. Bu tarihi yapı ve günümüze intikal etmiş. Hayat ve fonksiyonların değişimi itibariyle kullanım alanda bir takım değişiklikler var ve gelmiş bir vakıf, dernek veya bir kurum bu binayı tahsisini istiyor Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden. Ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bu binayı bu talep edene bazı şartlar doğrusunda tahsis ediyor. O da diyor ki şu, şu iş hizmetleri yapacağım diyor. Onlar uygun görüyor tahsis ediyor. Merak ettiğim şu bu tarihi vakıf eserlerini bir şekilde alan tahsis edilen şahıs veya kurumlar burayı alırken vaat ettikleri veya o vakıfın vakfettiği veya o vakın faaliyet alanlarını dikkate aldığında gerekli hassasiyeti göstermiyor, hizmeti üretmiyorsa ve o mekanı bir prestij mekanı ve kapısı kilitli bir halde tutuyorsa, bir prestij mekanı olarak kullanıyorsa, sizce vakıfın şartına, vakfiyenin şartına aykırı hareket etmiyor mu? Bunun manevi olarak da, tarihi olarak da bir mesuliyeti yok Tabii vakıf mallarının e, amacı dışında kullanılması, istismar edilmesi e, bunların hepsi vebaldir. Bu konuda bizim milletimiz son derece hassastır. Tarih boyunca da hassas olmuştur. Vakıf malı yemek e, pek hoş karşılanmamıştır. Vakıflara herhangi bir şekilde e, hainlik eden e, insanlara da pek hoş nazarla bakılmamıştır. Bu bir özdeyiş haline gelmiştir vakfa bir çivi çakan abad olur. Vakıftan bir çivi söken berbat olur. Bu halk arasında söylenen bir özdeyiş haline gelmiştir. Dolayısıyla vakıfları mümkün olduğunca amacı doğrultusunda kullanmak, işletmek gerekir. Bunun dışına çıkılması vebaldir. Tabii her zaman bu mümkün olabilir mi? Olmaz. Bununla ilgili bir takım kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar çerçevesinde doğrudan kuruluş amacı yönünde kullanma, işletme imkanı yoksa yakın veya benzer bir faaliyetin sürdürülmesi esastır. Dolayısıyla kuruluş amacına en yakın şekilde değerlendirmek esastır. Bu konuda hassas olmak gerekir. Bu anlamda ben bugünkü vakıflar genel müdürlüğü yönetiminin gerekli hassasiyeti gösterdiğini Düşünüyorum. E, ellerinden geldiğince e, bu konuda hassas davranıyorlar. Vakıf e, binaların, tesislerin amacı istikametinde kullanılması yönünde gayret ediyorlar. Tabii Ondan, bu bunun daha da e, hassas uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Vakıflar idaresinin hassasiyetinde yana bir şüphemiz yok. Ama bir şekilde bu bina alanların daha hassas davranmaları gerekiyor. Elbette ortaya Elbette. çıkıyor bu e, manevi herhalde duygu ve şartlardan. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Tahsin Özcan'la bugünkü tarih söyleşilerinde tarihi bir kurum olarak vakfı ele aldık ama onun içerisinde vakıf kuran kadınlar ve vakıflar tarihinde dolayısıyla toplumsal hayatımızda kadınların rolü ve yine bu doğrultuda sağlığı çok konuştuğumuz bu zamanlarda kadınların bakıp ve sağlık hayatındaki rolünü de bir şekilde hatırlamış, hatırlatmış olduk. Bir sonraki tarih söyleşileri programda buluşmak ümidiyle ruhumuzla, gönlümüzle, imkanlarımızla vakıf olmak ve vakıf ruhunu yaşatmak temennisiyle hoşçakalın efendim.